Evet arkadaşlar, evimizin alt bahçesinin hobi bahçesi. Domates, biber, salatalık, kabak, çilek, fasulye, patlıcan, mısır. Artık yaz boyunca bahçemizden alışveriş yapıyoruz. Pazar masrafımızı geçiyorlar, durdurduk. Tavuklarımız aşağıda. Bir sağ tur atalım isterseniz. Arkadaşlar, evin müsait olanlar için söylüyorum. Yani bahçe yapmak için imkanı olanlar için söylüyorum. Bu sistemi, yani bahçe yatakları sistemini kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanılmaz kolaylık, çok zahmetsiz bir şekilde ve yani hobi yapmayı eziyet olmaktan çıkartıyor. Şöyle geniş açı alayım, daha rahat görelim. Yani çok büyük kolaylık arkadaşlar. Bir kere masraf yapıyorsunuz ama genel anlamda çok güzel bir kolaylık. Sabahtan hasatımı yaptığım için şu an domatesler olanların hepsini topladık. Buradakiler şu an herhalde 1-2 gün sonra gene bunları da toplamaya başlarız. Bunlar çeri grubu. Bunlar normal hıyarlarımız. Burada biberlerimiz var. Acı biberler var. Bu kısım acı biber, öndekiler. Arkadakiler normal sivri biber, tatlı sivri biber. Bunlar çeri domateslerimiz. Burada gene salatalık var. Bu taraftakiler pembe domates ve köy domatesleri. Gene bu uzun salatalık. Burada gene değişik biber çeşitlerimiz var. Patlıcanlar, evet, patlıcanlarımız da olmaya başladı. Bakın. Gayet güzel. Kabaklar. Domates. Taraf komple çilek. Burada gene dolmalık biberlerimiz var. Bakın bunlar da olmuş. Dolmalık biberler. Arka tarafta fasulyelerimiz var. Birkaç çeşit fasulye ve barbunya var. Bir önde kabaklar var. Bamya var bu arada. Bu şekilde ben herkese tavsiye ederim. Çok güzel. Ot derdi olmuyor. Yani ot derdi yok. Damlama sistemini kuruyorsunuz. Ot derdi yok. Toplaması kolay. Eğilmek yok. Yani en güzel şey, en büyük kolaylığı eğilmek yok. Çünkü bahçe yaparken illa çapa yapıyorsunuz. Arada bir havalandırıyorsunuz toprağı. O yüzden eğilme derdi yok. Yani şöyle küçük bir tane çapayla, bakın. Şöyle bir aletle. Arada bir, ben 3-4 günde bir. Arada bir toprağı havalandırıyorum. Çok kolay. Burada tavuklarımız var. Bundan bahsetmiştim ben size. Burada aynı şekilde ben her 3+1 şeylerimiz, tavuklarımız. Şöyle. Bunlar bu endette cinsi. Burada aynı şekilde gelen misafirler için hani tavukların cinsi ve özellikleri yazıyor. İşte menşeyi yazıyor. Yıllık ortalama mesela neymiş? Canlı olarak ağırlıkları horozlarda 3.9 kilo, tavuklarda 2.9 kiloymuş. Yıllık tavuk yumurta verimi ortalama 180-190 adetmiş. Burada sultanlarımız var. Gene özellikleri yazıyor. Bu çok özel bir cinstir arkadaşlar. Ama şey olarak şöyle söyleyeyim. Yumurta cinsi olarak küçük yumurtaları var ve verimsiz. Mesela bir önceki biliyorsunuz kaçtı? Şöyle bakalım, bakın. Yıllık 180-190 tane şey verirken, yumurta verirken sultanlara bakıyoruz. 70 adet. Ama süs çok güzel. Yani bakımı çok güzel. Keyif veren bir tavuk cinsi. Burada gene yumurtacı cinslerimiz var. Her birinin şeyi yazıyor yani. Lohmanlar var. Altta maras.
Bu acayip bir cins. Çok çirkin bir tavuk ama mavi yumurta veriyor arkadaşlar. Mavi yumurta vermesiyle meşhur. Mavi ya da yeşil veriyorlar. Gene Blue Astrolope. Bunların da yumurtası mavi oluyor. Gene Sussex'ler çok meşhurdur. Hem yumurta verimi olarak hem de görüntü olarak güzel tavuklardır. Bugün hava biraz sıcak olduğu için genelde içeride duruyorlar şu an. Gölgeye yanaşmışlar. Burada da genel lekambalderler var. Burası da gene ambar için ayırdım kendime. Yani şöyle size göstereyim. Burada bahçemin ekipmanları var. İşte gene gübrelerimiz. Komik asitler, organik asitler. Kükürt. Burada yemlerimiz var. Şu yumurta yemleri. Yumurta yemi, buğday, arpa, mısır, kırık mısır. Burada leonarditlerim var. Bakın bunlar da benim kayınpederimin ektiği domatesler, biberler var ama yani az önceki şu hobi bahçesini gördünüz. Yani hobi kısmını. Bir de buraya bakın. Ha, gene vermeye veriyor. Sorun değil. Ama burada işçilik çok daha fazla. Yani otla mücadele etmeniz gerekiyor. Biraz daha sorun oluyor. Yani. Bakın burada da gene domateslerimiz var. Bunlar pembe domates. Bugün yine 1,5-2 kiloya yakın domates aldık. Herhalde bunlar da şunlar da pembeleşmiş. Yarın da bunları toplarız. Gene ara ara şeylerimiz var işte. Kiraz, elma, şeftali. Mısır ektik. Mısırı iki parti olarak ektim. Şöyle geniş açı alayım arkadaşlar. Şu ön taraftakiler ilk ektiklerimiz. Bundan 2 ay önce ektik. Bugün biraz aldık. Bir 15-20 tane topladık. Bu arkadakiler de bir ay sonra. Şu benden tarafta olanlar için söylüyorum. Bir ay sonra diktik bunları. Hani o grup bittiği zaman bunlardan toplamaya başlayacağız. Yani bütün, çünkü bayağı bir mısır var burada. Yani burası 4-5 aileye çok rahat bir şekilde doya doya mısır yedirecek kadar var. Ama biz süreyi uzatmak için bir ay sonraya bir parti daha ektik. Bunların hepsi mısır. Bizim kendi köyden getirdiğimiz beyaz mısırlar. Çok tatlı, güzel bir mısır yani. İnce somak, kalın taneli oluyor. Yani burada esasında ara tarım yapmış gibi bir şey olduk arkadaşlar. Bakın burada benim meyve ağaçlarım var. Aralarda ama ağaçlar var. Şu an ağaçlarımız küçük olduğu için. Gene damlama sistemimiz olmazsa olmaz. Biliyorsunuz. Burada ben damlama sisteminden de biraz bahsetmek istiyorum. Sistemi nasıl kurdum? Çok kolay bir sistem arkadaşlar. Otomasyon. Şurada bir gübre tankım var. Küçük. Bakın şurada küçük bir gübre tankım var. 50 litrelik. Bakın buradan ana hat geliyor toprak altından. Normal şebeke hattı bu arkadaşlar. Tamam mı? Şebeke hattı. Buradan şeye gidiyor. İşte bir kol, şu baştaki kol şeye gidiyor. Gübre tankına gidiyor. Öbürü de gübre tankından çıkış. Aradaki de normal vana. Bakın buradan su geliyor. Bunu herkese tavsiye ederim. Yani evler için olmazsa olmaz. Büyük bahçelerde olmaz ama evler için çok güzel bir kolaylık. İki sistem. Sol taraftaki benim şeylere gidiyor. Hobi bahçeme gidiyor. Yani hobi bahçem dediğim şuradaki bostanlık kısmına gidiyor. Bostanlığın sulanması. Sağ taraftaki de ağaçlara gidiyor. Zamanla buradan ayarlıyorsunuz. İşte sol taraftakini, işte diyelim, örnek veriyorum, bostanlık kısmını 3 günde bir sula. Şurada 3 günde bir sula diyorsun. Atıyorum 30 dakikada bir, 3 günde bir 30 dakika sula diyorsunuz. Ama mesela diyelim ağaçlara da her gün 1 saat sula. Yani buradan çok ince bir ayarla yapabiliyorsunuz. Hiç sistem ellemiyorsunuz. Çeşmeyi, şu musluğu açmanız yeterli. Buradan kuruyorsunuz. Yani iki tarafı ayrı ayrı setaplayarak
İstediğiniz aralıkta ve zaman sıklığında ve süreleri birbirinden farklı olarak sulama sistemi yapıyorsunuz. İsterseniz de manuel sulama yapıyorsunuz. Yani şu düğmeye bastığınız zaman, şurada da manuel sulama. Buna basıyorsunuz, diyorsunuz ki 15 dakika sağ tarafı sula. Yani sıra dışı, programın dışında sulamak isterseniz buna basıyorsunuz. Sağ tarafı ya da sol tarafı kaç dakika sulamak istiyorsanız oradan sulama yapabiliyorsunuz. Evet, evimizin hobi bahçesi bu şekilde. Yine boş vakit buldukça, ceviz tarlasından boş vakit buldukça akşamlarda burada vakit geçirmeye çalışıyoruz. Fasulyeler olmaya başlamıştı. Şöyle bakayım hazır gelmişken. Şöyle biraz yaklaşalım. Evet bakın. Fasulyelerimiz olmaya başlamış. Bunlar yavaş yavaş hasata hazır gibi. Burada sadece büyük bir hata olarak, yani ilk tecrübe olduğu için seneye yapmayacağım bir şeyden bahsedeyim. Kabak arkadaşlar. Kabak bostanda olmuyor. Çünkü çok fazla yürüyor. O yüzden kabağı tavsiye etmiyorum. Ama kabak haricinde domates, biber, salatalık, patlıcan hatta bostanlar için çok elverişli. Evet, çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Herkese hayırlı bereketli sezonlar diliyorum.